Merhaba Güreş Türkiye, Summer Slam'den sonraki ilk round yayınına hoş geldiniz. Bu sefer yanımda Mehmet Dinler, Punksti Daner, Numan İnci ve Buğra Gür var. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk ama hoş Buğra Gür'ün yarısı var sadece yani, tam değil. Birazdan tam olduğumu göstereceğim gençler, sıkıntı yok. Konuşmasından hiçbir şey kaybetmedim. Söylediği 10 cümle, 10 kelimeden ikisini duyabildiğimiz için yani hani öyle. Yarım bile değilsin. %20'sin. Bu arada kayıt alan var değil mi? Alıyorsunuz yani, YouTube'a atacağız. Ya Mixer zaten otomatik kayıt yapıyor ki. Ya arkadaşlar bu arada sıkıntı için kusura bakmayın, bekletti biraz. Bir 15 dakika falan beklettik galiba. Ya bizlik bir şey yok yani. Neyse, o kendini biliyor yani. Neyse. Neyse, bir şey demeyeceğim ben de. Hadi hadi, locayla başlayalım hadi. Ya, Ege, say loca Ege. Sokaktan hadi, hadi. Katılan kim yayına ya? Ne oluyor be? Kardeşim şu mikrofonunu sessize alır mısın ya? Tamam alıyorum ya. Ben bunu duymak zorunda mı Brezilli ya? Arkadaşlar ben sizin yayınınıza katkıda bulunmak için bakın toplu taşıma araçlarından şeye yayına katılıyorum. Ayıp bu yaptığınız. Hayret bir şey ya. Yani. Hadi siz locayı sayın ben. Arada Mehmet dediğinizde mikrofonu açacağım. Tamam. Ah, hadi. Oh. O zaman locayı sayalım yavaştan. The Phenomenal Ones 7. Emre Toker, hoş geldin Emre. Zigzag, Punk City zaten yanında. Emre Kocabaş 1, Fatih Yılmaz 3, Nicky numarayla bitenler. Ersin Baybüyük, C-Nation Guy, Alperen Baytan, Windham Lawrence Lotunda 31, Kevin Owens Co, The Bulldoggy, Dominic Toretto 34, West GTR, Sefa Çöpü, The Funky Homo Safiyen, Numan İnci ve SSD Ultimate Opportunist. Loca böyle şu buradan gelişme şerefine kılıç kaldırıp King of the Güreş Türkiye diyen arkadaşlar var. Onlara selam olsun. Seviliyorsunuz beyler. Yalnız diyen yok ya. Kimse demedi. Ne? Demedi abi. Cidden diyen olmadı mı? Hadi beyler herkes yazsın. Tokat cevap. Kimse. Herkes yazsın. Tokat yedince cevap verelim. Hadi şimdi Emrah. Ben yavaştan. Tamam. Yavaştan başlayalım o zaman. Açılış segmentiyle başlayalım. İlk önce Paul Heyman ve Brock Lesnar geliyorlar. Heyman mikrofonda terörist duruyor. Lesnar'ın sedyeden kalkıp geri dönmesinden bahsediyor. Biliyorsunuz masaya iki defa yapıştı ama tekrardan kralımız geri kalktı. Bu telaffuzu pek iyi yapacağımı düşünmüyorum ama reigning, defending, undisputed, universal champion Brock Lesnar diye bağırıyor. Ondan sonra onu bölen bir Braun Strowman vardı tabii ki de. Lesnar'a da bakıştıktan sonra en sonunda Braun ona saldırıyor. En sonunda running power slam yaparak Strowman şovunu yapıyor. Kemer alıp kaldırıyor yani. Universal title'ı kaldırıyor havaya. Yani segment böyleydi. Açılış olarak çok kaliteli bir segment izledik. Buradan ben pası Dinler'e vereyim. Dinler öldü galiba. Pası bana verme. Şimdi vapura bineceğim. Şu işi tamamladıktan sonra ben en son konuşurum. Tamam, pası Güre vereyim o zaman. Yani bir süredir WWE'nin ana kemer etrafında saf gücü çok yüksek dev adamların çevrildiğini izliyoruz. Bu trend yani nereye kadar kestirebilmek mümkün değil nihayetinde. Ama izlediğimiz şeyin ürünün kaliteli ve seyir zevki yüksek, güzel bir ürün şeklinde olduğunu net şekilde dile getirebiliriz zannedersem. Yine bunun devamında, SummerSlam devamında hani bir klişe vardır hep. WWE'deki sonbahar dönemi. Nedir bu sonbahar dönemi? Hep bir keyifsizlikten, hep bir durgunluktan, hep bir çok büyük şov olmayışından. SummerSlam Survivor serisi arasını çok durgun buluruz. Bu klişeyi yenebilecek bir feuda imza atma peşinde WWE. No Mercy'ye daha önce Brock Lesnar'ın duyurulduğunu biliyorduk zaten. Ama ne şekilde görünebileceği konusunda şüphelerimiz vardı. Böylece bir şüpheyi de, merakı da sonlandırmış olduk. Doğru mudur? Brock Lesnar
şey maçı da resmileşti zaten. Braun Strowman maçı da resmileşti. Resmileştiği gibi bizi büyük bir heyecana sürükledi bu maç, karşılaşma bence. Çünkü Brock Lesnar büyük bir şovda kaybetmemeyi daha çok yeğleyen bir isim olabilir. Mesela debut maçında John Cena'ya karşı Extreme Rules'ta korakor bir mücadelede kaybetmişti. Kafasına zincir yiyerek, düşünün Brock Lesnar gibi bir ego. Ancak her şey olabilir. İlerleyen dönemlerde Braun Strowman'ın SummerSlam'deki inanılmaz dominasyonunu No Mercy'de tamamlayabileceğini düşünüyorum. Umarım kemerin yeni sahibi Braun Strowman olur tabii. Maçla değerlendirecek olursak. Araya gireceğim. Brock Lesnar gibi ego dediğin, la ego yok ki adamda. Ya Extreme Rules'ta ki işte John Laurinaitis'le olan kavgasını sen de biliyorsun Mehmet. Geçtiğimiz günlerde bunu tartıştık. Brock Lesnar'ın kreatif kontrolünü çok net olmadığını söylesek de hani kaybettiği şeyin sonucunda bir şey kazandığını görüyoruz, tıpkı Randy Orton gibi. Bu adamlar böyle hem takım çalışmasına inanıp hem de en sonunda ben kazanayım diyen tipler. Bu tür insanlardan korkacaksınız beyler. Sevgili Chatbox'a da buradan selam olsun. Hoş bulduk arkadaşlar. Onu geçiyorum ya abi, maçla ilgili gerçekten heyecanlı mısın? Merak etme, yoksa sadece kas göreceğin için mi sevinçlisin? Yani ben uzun zamandır zaten dev adamların, güreşin dev adamların organizasyonu olmasından uzun zamandır rahatsızım zaten. Ama bunu böyle yorumlamak biraz popüler kültür. Yani Corbin çünkü bana başka bir şeyi mecbur bırakmıyordu şirket. Mecbur bırakmamasının sebebi çok net belli ortada. Neyin ne olduğu. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Ne yazık ki. Yani ana kemere yükselen güreşçileri daha önce defalarca saydım. Hep belli bir çap, saf güç, omuz, bunun beraberinde getiren işte boy gibi saf gücü ön plana çıkarılan, hani güreşmekten öte, teknik güreşten öte çok fazla gerilim sunan ana kemer etrafında ürünler izledik. Buna binaen ben de Corbin'i destekledim bu yeni güreşçilerin arasında. Çünkü en çok karizmaya sahip olan Corbin'di. Bence en çok karizma potansiyeline sahip olan. Fakat diğer konularda berbat olduğu için sanırım sildiler. Öyle görünüyor. Dominic Toretto 34 demiş. Lesnar kemeri WrestleMania'ya kadar kaybetmeyecek bu ortada. WrestleMania'da Reigns alacak, ondan sonra Strowman alır. Lesnar bu kadar şovlarda ezildiyse pay-per-view'da öcünü alır demiş. Bilmiyorum. Buğra, konudan son defa sapacağım, sonra konuyla ilgili yorum yapacağım. Kimi sevsen başına gelmeyen kalmıyor, fark ettin mi? Yani evet, öyle bir şanssızlığımız da söz konusu. Doğru bir saptama bu. Evet. Bilmeyenler için de söyleyelim. Ben sayayım istiyorsan. Mr. Anderson, Christian, başka kim vardı? AJ Styles var. Bir oy oldu, bir oy gitti yanımızda. Yani AJ Styles de hani şey, sonradan tuttu böyle mayası. İlk geldiği zaman da bayağı fiyaskoya doğru ilerliyordu. Ayrıca şey ya, AJ'nin hani TNA hali de hani gerçekten underrated bir adam olarak kalmıştı yani. Hani... Tabii 2009-2013 arası bir tane ana kemer şampiyonluğu yok. Hatta 2014. Bir tane ana kemer şampiyonluğu yok ya. Böyle bir şey olabilir. O dönem Buğra TNA'nin ev çok sıkı takipçisi yani hani. Benim de. Doğru. Bu yanlış bir saptama değil. Doğru. Yani. Maçla ilgili konuşayım mı ben, segmentle ilgili falan filan? Evet. Kısaca yorumumu yapayım. Abi hani ya Strowman'ın şey, Lesnar'ın şey, Summerslam'da kaybetmeyeceği zaten belliydi. Hani yani o şeyden, ayrılırım senaryosundan sonra. Aynen, bunu konuşmuştuk zaten. Tabii ben maçın booking'inin buna yönelik olacağını tahmin ediyordum. Çünkü daha önce Royal Rumble 2015'te de aynı tarz bir booking yapmışlardı. O zaman da kaybetmeyeceği kesindi çünkü. Hani yani yine hani Lesnar'ın beastleştiği, hatta mutantlaştığı bir şey hazırladılar. Yani o konuda benim bir sıkıntım yoktu açıkçası. Ama şey, yani şu maçla ilgili de açıkçası benim hiçbir beklentim yok. En son şeyin karşısına, Lesnar'ın karşısına bu kadar ciddi bir dev adam geldiğinde neydi?
Bir Royal Rumble 2014 Big Show maçını hatırlıyor musunuz? Hani, evet. Bitirin. Desmond'ın seriyi bitirmeden önceki son maçı. Abi bütün feud Big Show yani havaya kaldırdı, yere çarptı. Havaya oradan oraya attı Lesnar'ı yani. İki hafta üstte. Ardından pay-per-view'da şeye hani tolloş oldu. Hani tam anlamıyla tolloş oldu yani. Strowman'ın başına da aynı şey gelecek. Ne yazık ki. Ne yazık ki. Adamı tam sevmeye başladım. Onun da başına aynı şey gelecek. Yani No Mercy'nin main event'ından çok bir şey beklemek yersiz. Hani onu söyleyeyim. Zaten şey Strowman'la Lesnar'a karşı tek yaptığı şey bu arada Power Slam vurmak hani. Öyle bir sıkıntı var. Hani diskalifiye olmayan bir maçta o yemez yani. Yani segment güzeldi. Hani gerçekten gazını aldı. Lesnar mutantlaştı diyenlerin bir gazını aldı. Hani şey böyle No Mercy'ye kadar da şey heyecanlı götürecektir ama abi şey hani yani maçla ilgili benim öyle çok bir umudum yok yani. Sonucu belli sonuçta. Hani bu kadar. Ege burada mı? Ege'nin de yorumlarını alalım istiyorsanız. Ege. Şimdi maça şöyle bir değineyim ben. Lesnar'ı koruyacağını hepimiz söylüyorduk ya. Yani ben de söylüyordum şahsen. O gideceğim kalacağım senaryosundan sonra belliydi. Bu arada ben şuna değinmek istiyorum. Roman Reigns çoklu maçlara kayboluyor. Bu dikkatimi çekiyor yani. Roman Reigns mesela... Hemen geliyorum. Tamamdır. Roman Reigns çoklu maçlarda şey yıldızı sönüyor yani. Bunu anlamış değil Allah. Açıkçası. Yani bu bir book mu yoksa Roman Reigns'in tempo problemi mi? Bence ikisi de. Ya Roman Reigns genelde maçlarda dayak yemek üzerine kurulu ya şey hani. Çoklu maçlara hani öyle yediremiyor da olabilirler yani hani belki. Abi şeyin SummerSlam'daki maçın bu arada asıl büyük kaybolanı Joe'ydu ya hani. Bir de o var. Hani... Joe'nun sadece kokuyla clutch yapmak dışında bir şey yapmamış olması. Ya aynen kimin boynunu görse hemen doladı malı ben... Ne? Yanlış. Pardon beyler, pardon. Yani yanlış demek miyim? İstediğim şu, Joe çok pasif kaldı gerçekten. Pasif kalışının arkasında da hani çok fazla şey söylediler. Arka alanda Paul Heyman'ın lobby yaptığını falan söylediler. Bence de biraz bu haberlerin Paul Heyman'ın arka alanda o kadar güçlü olmadığını göstermek için yazıldığını düşünüyorum bu book'un. Ya maçta bir şeyde hani Strowman'ın gücünü kanıtlayıp No Mercy'ye inandırıcı bir rakip olmasını sağladı ya, amaç da buydu herhalde ve Joe Reigns o yüzden biraz pasif kalmış olabilir. Ama asıl ilginç olan Reigns'in tuş olması gerçekten yani. Ben kesin Joe diyordum. Ben de. Evet. Aynen öyle. Biraz sorulara bakalım. Reigns Lesnar olayını çökertebilir yalnız ileride. Yakın süre ya için abi, en azından. Abi WrestleMania için şöyle bir şey var. Royal Rumble'ı kazandığın anda ana kemer maçındasın yani. Hani çöksen olur. Hani Royal Rumble kazanınca otomatik yani kazanacağı yok ama yakın vadede. Niye yok bence bu Royal Rumble yani ya bence şeyi hani bu WrestleMania'daki feud'u Royal Rumble galibiyetiyle bağlayacak Reigns. Yüksek ihtimalle öyle olacak ya. Ya Roman Reigns bu arada kariyerini bitirince o şey Stone Cold'dan daha fazla Royal Rumble olacak. Şimdiden kendinizi alıştırın. Ya alıştık zaten. Dominic Toretto demiş. Reigns'in tuş olması WrestleMania yolunda atılmış bir adım sadece diye. Snatching Guy aslında bu sene Sami Zayn Royal Rumble alıp Owens ile Universal kemeri maçına çıkacaktı. Sami Zayn'in Rumble alma olasılığı yok. Sami Zayn'in Rumble alma olasılığı yok WWE için. Abi bu şakaydı galiba. Snatching Guy'a buradan selamlar. Evet. Bu sene normalde abi bu Baron Corbin kaybedeceksin abi. Keşke geçen çantayı Sami Zayn'e verseydi abi. Bizden o adamın kaybetmesine alışkındık yani. Keşke o kaybetseydi bu arada. O zaman loser abi yani. Evet Ersin Balbük demiş. Reigns momentumdan hemen konuyla alakalı. Bir şey kaybetmesi. Burada bir şey söyleyeceğim. Kazanmasına ihtiyacı yok demiş. Duydunuz mu? Evet. Hoş geldin. Duydunuz mu? Reigns momentumdan bak antivite sunmuş. Bir şey kaybetmedi. Royal Rumble kazanmasa da Lesnar'ın karşısına çıkar demiş. Bence haklı. Çıkabilir. Ona bir şey demiyorum da yani hani ben Royal Rumble'ı kazanacağına inanıyorum.
Evet olabilir. Ama evet şunu, Taner. Şunu söylediniz mi bilmiyorum ama Lesnar çok yoğun bir destek aldı. Bunu da sanırım söylemediniz. Bilmiyorum duymadım ben ama hakikaten Brooklyn seyircisi Brooklyn'de galiba değil mi? Şovun düzenlediği yer. Yalnız Braun Strowman ondan fazla destek aldı. Böyle bir durum var. O da aldı evet. Strowman'ın kazanacağına şey inanan var mı? Ciddi soruyorum. Yok. Maalesef. Bence küçük şovda büyük galibiyetler alabilir. Ha, ama Lesnar kazanırsa F5 yapabileceğini sanmıyorum. Abi kim öyle kazanır diye düşünüyorum ben. Abi bu arada şey... Ben Brock Lesnar'ın kesinlikle pes edeceğini düşünmüyorum Strowman'ın. Kesinlikle. Belli olmaz da... Şey... O kadar büyük bir karakteri pes ettirirlerse fiyasko abi. Demiş Lesnar abi... kaybetse bile düzgün kaybetmeyecek. Hileli falan kaybederse kaybeder demiş. SS'li Ultimate Opportunist. Öyle. Söyle Mehmet. Lesnar'ın Brooklyn seyircisi tarafından çok sevilmesine bir sebebi var abi. SummerSlam Brooklyn'e taşındığından beri şey hani Lesnar main event'ı kapatıyor. Hani öyle bir şey var. Hani geçen sene Summer Randy Orton maçı main event mıydı? Main event'tı. Lesnar geldiği günden beri bütün SummerSlam'larda main event'a çıktı. Bir tek şeye çıkmadı. Geçen sene o rezil maç main event miydi? Main event maçı. Ciddi misin? Abo. Hangi maç? Orton Lesnar maçı mı? Durup ağlamıştım son maçtan sonra ben ya. Main event olmasa saçmaydı ya neyse aslında. Yani işte ama hani Lesnar tartışması sonrası ben main event artık. Seyirci de en azından artık biz sevinelim diye adama ilgi göstermeye başladı yani en sonunda. Bu arada SummerSlam'daki maç herkesi tatmin etmiştir bence. Onu da söyleyelim yani. Onu değerlendirelim istiyorsanız. Çok güzel bir maçtı yani. Sertlik açısından yani. Söveni çok vardı ya. Ciddiyim söveni çok vardı. Ben forum özellikle yani şey redde bakamadım bu sefer. Sadece forumu inceleyebildim de. Hani hiçbir şey beğenmemem yine iş başında yani. Yo ben çok beğendim. Gerçekten o istediğim sertliği aldım yani. Ha ama şu var abi bu maç Show'un en iyi maçıydı fakat ama abi Show'un diğer ikinci en iyi maçıydı abi o maç iki kafa koyanı zaten zihniyet net göreyim. Yani abi o SmackDown Tag Team maçı zaten o çok ayrı bir konu ya. Yani bir bu maç zaten öbürleri bana kalsın diğerleri komple çöptü ya komple yani. Şu da çok garip hani kickoff'ta yani sonuçta emektar veteran isim var yani hardizler var çok boştu yani değil mi? Arena ya onun çok sebebi bomboştu yani. Zaten. Şey, güvenlik önlüğü... Tamam o zaman şunu soracağım. Bak koskocaman yalan ya yalan şirket... yalan. Abi koskocaman şirket dakika, nasıl güvenlik olur yani? Bir dakika bu gerçekleri konuşalım ya. Şovdan yarım saat sonrasına koymuşlar direkt maçı. Kapıları kimse... açmaya... Hayır kimse Hardy'leri bu şekilde izlemek istemiyor abi artık gerçekleri konuşalım ya. Onunla ilgili ama... bir sıkıntımız yok ama onu istersen Hardy'lerin maçında konuşalım. Tamam. Segment geçelim. Sevgili Ege, Taner. Yo Ege devam etsin şu anlık. Ben yorum atayım sadece. O zaman Brooklyn sokak kavgasına geliyoruz. Ne yazık ki bir defa daha izlediğimiz bir maç. Big Cass vs Enzo Amore. Peki maçın sonuna geleyim ben kısacası. Enzo Cass'e karşı ilk defa kazanıyor ama Cass muhtemelen gerçekten sakatlanıyor. Senaryoya dahil değil. Böyle bir maçtı kısacası. Ege seni bileyim burada ben. Bir dakika Taner. Tamam. Forumda haberi de çıktı zaten. Kes sakatlanmış olabilir diye. Yani sakatlığı ciddi diyorlar. Bilmiyorum artık ne kadar. Forumdan genel Tolga'nın bir postunu gördüm ben. Tolga demiş ki Seth Rollins'in sakatlığı vardı ya hani 5-6 ay uzak kalmıştı. Aynı sakatlık olabilir diyor. Oha. 5-6 ay göremeyebilirmişiz yani. O kadar yani. Da basic bir şeyden ha. O kadar da basit bir şeyde gitti yani. Abi Cesaro, Finn Balor hepsi omuz bağı yırtıp gitti yani 6 ay. Düşünün. Sami Zayn taunt yaparken gitmişti falan. Ya Sami Zayn John Cena'nın kazmalığından ötürü. Ha, John Cena'nın kazmalığından ötürü gitti Sami Zayn. O maçı herkes izledi yani. Yok abi taunt yaparken en başta gitmişti zaten bir posta. Maç kötüledi sonra. Yalnız sakatlık olayı doğruysa Enzo'yu daha çok yani döver yani. Ya harbiden bu Enzo niye ya? Herif federasyonun dayak atılan mazlumu resmen. Gerçekten ya, mazlumu böyle... getirin bana. Abi ben WWE... hareket ediyor resmen. Shark Cage'in arasından çıkıyor, soyunuyor.
Ne alaka abi sen ne yapıyorsun? Bir şey merak ettim. Abi Enzo'yu gerçekten mikrofon performansı dışında seven, tutan, olumlu bir yönünü bulan var mı ya? Abi olumlu bir yön göstermiyorlar ki mikrofon dışında. Aynen. Ya yok ki zaten abi. Abi kaslı da değil. Orijinal bir karakter. Ya çok orijinal bir karakter ama bu ama kadar yeterli mi dediler? Önemli olan o. Art yeterli değil. Abi. Değil mi? Bu kadar, ha ya şimdi dımiz olunca ama Enzo olunca ağlama. Yeterli değil. Ya bir dakika dımiz konusu gelecek abi bir saniye değil mi? Tamam dımize farklı şeyler hazırladım. Buradaki herkes hazır olsun kardeşim. Ne diyorsunuz maçlara maça kısacası Numan? Vallahi abi ben bu maçı izlemedim. Allah'ım yarabbim. Atladım yani abi çok güzel. Ben maça ne diyorum bak, biliyor musun? Çok ben maça değine vuruyorum. Ben hani şeyden galiba hani o başlangıçta o candlestick'leri falan görünce bir böyle heveslendim ama yok yani. Beklentim olamadı. Bir saniye falan söylüyor değil mi senin? Yani standart Enzo dayağını yedi ki bence de sakatlık olay senaryoydu. Ya bu arada bu şirkette candlestick'i en iyi kullanan 3 isim söyleyeceğim ben size. CM Punk, Sandman vardı ya Sandman diyorum ben ona. Bir de Alexa Bliss. Bir de Dean Ambrose. Hadi. Abi ne bu yeteneksiz sevicilik ya. Evet, devam ediyoruz. Diğer segmente geçelim hadi. En son bana söz verin. Tamam. Nia Jax, Emma'ya geçiyoruz o zaman. Emma'nın klasik bir şekilde çöpe çevrildiği bir hafta. Nia Jax'i kazandığı bir hafta. Emma eziliyor. Nia Jax momentum toplamaya devam ediyor. Segment burada bitiyor. Gür. Ya Nia Jax Allah'tan bu maç kıçını başını bir yere çarpmadan sonlandırabildi bilmiyorum. Sürekli bu kadına hani tokat yemeden daha önce tekme yemeden sürekli bir yerlere çarparak maçı kaybettiğini ya da yerde bitirdiğinden şikayetçiydim. Rakip Emma olunca tabii daha farklı şeyler izledik galiba. Güzel maçtı. Nia Jax'in sıradaki şampiyon olduğu kanaatindeyim. Bence bu olay daha da uzamaz. Çünkü Nia Jax, Vince'in sevdiği özelliklere sahip. Saflı ben ön planda. Yani main event etrafında sürekli kaslı adamlar gördüğümüze göre ya da saf güce sahip adamlar gördüğümüze göre aynı federasyonun, aynı brandin kadınlar şampiyonluğunda da farklı bir şey izlememize ihtimal vermiyorum. Yine Nia Jax oralara ele geçirip WrestleMania'ya kadar şampiyon gidecek. Giden büyük bir reign yapacaktır. WrestleMania'da ise Underdog senaryosunda Women's kadınlar devrimini tekrar gerçekleştirir işte. Ya erkekler de tamam da aylardan bile gördüğümüz Strowman, Joe, hani Baron Corbin falan tamam da abi kadınlarda ben olaya öyle bakmıyorum ya. Umarım Nia Jax tamam kemeri alsın da uzun süreli bir title reign izlersek çok sıkılacağımızı düşünüyorum ya. Abi bak. Kaliteli büyük adamı izlemesi zevklidir. Eyvallah. Strowman, Joe falan hepimiz seviyoruz izlerken. Ama kadınlarda öyle olmuyor bence ya. Baron Corbin'i hangimiz izlerken zevk aldı? Allah aşkına. Ben Baron Corbin'i seviyorum değil ama sevmiyorum da değil yani. Çok nötr o konuda bu. Sanki ben dipsik yapmasını çok seviyorum mesela ben Baron Corbin'i. Ya abi Baron Corbin çok leş bir adam değil ama onun da söyle çok leş bir wrestler değil yani o adam. Kim? Baron Corbin çok leş değil ki yani. Çok gömüyorsunuz burada da. Ben anlamadım. Baron Corbin'in geçmişte 2 ay önce ne görülüp Money in the Bank briefcase'i verildi ve bugün ne görülüp bu adam silip atıldı yani. Ya bir tutarsızlık var açıkçası bu işin içinde. Abi, yani WWE'nin ben Nakamura Mahal izledik SummerSlam'da WWE kemeri için. O yüzden ben şaşırmıyorum yani böyle olaylar artık. Yani abi, o maçı yarın konuşalım abi leş bir şeydi yani. Yakışıyor mu abi şu evet. WWE title'ın şeyine ya, ağırlığını? Geçen yıldan konuşuruz tabii aynı zamanda SummerSlam değerlendirmesi yapıyoruz zaten segmentlerin içinde. Evet. Yani WWE arka alanda artık hiç olmadığı kadar son yıllarda arka alan olaylarıyla senaryolara yansıyan bir hale geldi. Bilmiyorum Mehmet Dinler bu konuda bana katılır mı? İnanılmaz bir şekilde mobbing ve mobbing'in getirdiği buklar var. Enzo olayında bunu görüyoruz. Ben Baron Corbin olayının böyle olduğunu düşünüyorum. Buna benzer senaryoların yaşandığını düşünüyorum. İlginç. İzliyoruz.
Dinler. İki dinler dakika var inmeme demiş. Aynen. O zaman şeye geçelim direkt. Elias Thompson'ın segmentine geçelim. SummerSlam'da bağlayalım olayı diyorum ben. Elias Thompson geldi. Gitar falan klasik biliyorsunuz zaten bunları. Arthur'la karşılaştı. Elias kazandı. SummerSlam'da da bu adam kickoff'ta aynı şekilde şarkı söyleyip gitmişti. Elias iki haftadır benzer takılıyor yani. Ben başlayayım istiyorsanız. Abi Elias'ın hala bir sönmeyen bir momentumu var, farkında mısınız yani? Hala aynı tarz gidiyor. Momentum hala bitmedi yani, devam ediyor. Ben çok umutluyum Elias'tan ya. Çok umutluyum. Abi çok seviyorum yani kendisini. Bunu şeye bağlayabilir miyiz? Her hafta senaryo alıyor olmasına bağlayabilir miyiz acaba? Onun da getirdiği bir şey var ama hala ben şu an seyircilerle hani mesela böyle seyircileri kızdırması falan çok güzel gidiyor diye düşünüyorum yani. Abi, ben de Elias, abi Elias Thompson tam bir Jeff Jarrett çakmasıdır. Açık ve net. Abi ben onu söylemiştim. Kime söylemiştim ben onu ya? Çok ya benzetiyorum. Ya gitar. Farklı, umarım benzer yani. Gitar umarım benzer abi. Umarım benzer ama. Umarım benzer yani abi. Seviyorum o konuyu ben. Abi Jeff Jarrett'ın gimmickini seviyorum ben yani. İnşallah olur böyle bir şey. İlginç. Numan bir şey yumurtladı ve gitti. Bilmiyorum. Jeff Jarrett'ın ilk senelerine benziyor. Fakat Jeff Jarrett'a benzetebilmek için daha çok zaman geçmesi gerekiyor. Çünkü bu adamın henüz ring içinde ne yapabildiğini daha doğru düzgün şahit olamadık WWE ekranlarında. Ben eskiden scouting yapmayı çok seviyordum. İşte Tyler Black'in eski maçlarını izliyordum. Tyler Black'in şimdi kim olduğunu biliyorsunuz. Şimdi Aleister Black var mesela. Yani Seth Rollins'in 2009'da FCW'ya geldiği zaman eski maçlarını izliyordum. Vay be! Gel, yeni Jeff Hardy diyordum bak. 2009'da yemin ederim Seth Rollins için yeni Jeff Hardy diyordum. Çünkü o zamanların uçan kaçan adamı Jeff Hardy'ydi. Doğru ama doğru idi. Aynen. En fazla Kofi Kingston olur diyordun. Onu ne yapacağız? Ya o bir senaryoya bağlı bir tahmindi. Mehmet Dinler, ben 2009'dan bahsediyorum. Senin yaptığın dediğin yorum 2013 yılına ait. Şuraya bağlayacağım konuyu. WWE'deki ring içi bağlamında güreşçilerin sergilediği yeteneklerle diğer federasyonlardaki hiç benzeşmiyor. Belki biraz TNA. Ama onun dışında bu scouting yaparak WWE'de başarılı olabilir demek çok mümkün değil. Bunun başlıca nedeni ise bir güreşçilerin süper yıldız olma adayındaki potansiyelleri, ikincisi de gerçekten farklı stillerin sergilenmesi WWE'nin yerel federasyonlarına nazaran. Onun için Elias Sampson'ın ben eski maçlarını izleyip bu adam ne olur diye tahminde bulunma zahmetine girmedim. Çünkü muhtemelen yanılacağım. İndilerde diğer federasyonlarda NXT'de ise biraz daha farklıydı, evet. Ya NXT'de kadarıyla çok büyük fark var şimdi. Aynen. NXT ile ana brandler arasında ya bugün bir konu vardı. Bayley ile Sasha Banks maçı kadınlar devrinin başlangıcı birkaç sene önce. Ulan bir bakıyorum orada NXT'de nasıl güreşiyordu bunlar, şimdi nasıl güreşiyorlar? Dağlar kadar fark var. Dağlar kadar fark var. Bu arada Samson Wilhelm Rotunda mıydı? Nasıl okunuyordu? Rotunda 31 demiş. Samson yok demiş. Ahmet Sefa'da Samson çöp demiş. Bilmiyorum, onların görüşüdür ve bildikleri bir şey vardır diye düşünüyorum. Bu kadar. Abi neye göre çöp diyorlar, çok merak ediyorum yani. Ya çöp günümüzü alışkanlığı oldu artık. Salla babam, salla. Hayır. Ring içine göre mi hani bu laf? Yani ring içi ise kabullenebilirim yani hani. Ya Sefa trollüne demiştir de diğerlerini bilmiyorum yani. Çok Sefa bir şey yok ama ama onun dışında tam ana kadro elemanı abi herif böyle ya. Bir kere işte seyirciyle ilişkimi şeyi sorabilir miyim? Sorabilirsin. Şimdi o gitar çalarken Drak'ı hatırlıyor musun böyle? O da yapıyordu ya böyle şeyleri. Abi ki Guerrero'ya şey yaparken mi? Orospu dedi segment. Aynen. Bunu biplemenize gerek yok çünkü Rock kendi söyledi yani. Biz ya, o yüzden örnek verdi zaten. Tırnak işareti içinde söyledik biz bu lafı beyler. Neyse. Yani saat kaç bu arada ya? Otobüsüm gelmemiş, çok kötü. Abi Elias yani ana kadronun tam istediği tarzda bir güreşti. Bak o tarzda biri de pek yoktu son dönemde. Hani böyle
nasıl denir? Hem böyle şey ön plana çıkmayan ama her show böyle 10 dakikalık bir şey yapıp sonra hani defolup giden adam abi. Bu adam hiçbir pay-per-view'a çıkmasa ama Raw'larda aynı şekilde devam etse ne olur? Hiçbir zararı olmaz. Hiç tepki de almaz. Aldığı momentum, aldığı şeyde reaksiyon da bence aynen devam eder yani. Hani çünkü yaptığı işi iyi yapıyor. Bence tam Raw show'u adamı. Yani hani pay-per-view'da maça çıkmaktan, kemerler almaktan ziyade tam Raw show'u adamı. Böyle soytarı da değil ama. Tam hı-hı, entertainer hani. Soytarı olmayan entertainer. O açıdan çok iyi bir adam. Onun yapacağı bir title reign'in devamı çok iyi gelir diye düşünüyorum ya. Üstüne çok koyacağını düşünüyorum yani. Ya ben şeydeyim şimdi, gitarla mı gelecek, kemerle mi gelecek hani ringe? Öyle bir sıkıntı var ama. Gitarı atarsa sıkıntı var. Abi yalnız, onun şu yalnız, an yalnız, Elias'ın çıkaracağı Extreme Rules maçları çok merak ediyorum yalnız. Ha. Gitar falan hepsi olacak ya, uff. Efsane yalnız olur ha. Şu var, Jeff Jarrett ikisiyle birlikte geliyor. Herhalde bu da öyle gelir. Abi Jeff Jarrett benim için bir efsanedir yani. Çok sevdiğim bir üresi. Abi adam kemer takıyordu. Beline gene elini alır bir gitarı geliyordu yani. Hiç fark etme, bu da öyle gelir. Artık şeye geçelim yavaştan. Daha bir sürü segment var. 4 segmentli yarım saat yedik kafadan. Sıkıntı mekan yok. Mekan sahiplerine gelelim. YouTube'çular için diyorum ben ona. Bugün mekan abi, bir saat. Bir saat içinde bitiriyoruz. İşte ondan geçelim dedim. 4 segment yarım saat sürdü ondan dedim. Evet. O zaman bu segmenti atlayalım çünkü mis konuşmaya başladık, burada bir saat sürer. Ya mekan sahiplerine konuşalım o zaman, o önemli çünkü. John Cena şirketin şu anki yüzü, Roman Reigns şu anki yine yüzü, gelecekteki de yüzü aynı zamanda. İkisi karşı karşıya geldi uzun bir zaman sonra ilk defa, 2014'ten bu yana sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam, o da Dark Show'du. Yani ilk defa birbirleriyle karşılıklı etkileşime geçtiler, bu ilk defaydı işte. Beni arıyordun falan dedi Roman Reigns. Burası benim bölgem falan dedi. Cena ilk defa belki de bu kadar makaraya aldı seyircileri. Gittikçe ciddiyetsizleşiyor bu herif. Bilmem benim mi dikkatimi çekiyor bir tek. Çok net yani, çok net. Saçları da uzamış böyle. 2007 dönemlerine falan evrilmiş. Sonra da Miz'ler... 2007 değil de bu 2003 müydü? Saçı uzun hali böyle hani bu kadar çok. 2003-2004 müydü galiba, öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. 2007'de de uzatmış da galiba. Bir hatırladım, bir güç ver, çok net. Uzun zamandır bu kadar uzun saçlı bir Cena var. Miz geldi. Roman ve Cena'yı mikrofonda ezdi. Parkurda bıraktı bildiğin, ringde bıraktı. Samoa Joe geldi. Burada anlayacağım bir şey, bana göre Joe Cena'ya yönelecektir. Miz de Roman Reigns'e yönelecektir. Oturup seyrediyoruz bundan sonra. The Miz'in şovuyla geçen bir segment yani. Ben topu önce o zaman Numan'a vereyim gene. Ver abi, ver bana topu, şöyle diyeyim sana abi, Miz'i sevmemek için ne bir sebep olamaz olmak ya. Gerekiyor. Abi, gerekiyor. Anca Buragram gerekiyor dediği gibi çünkü ya. Abi bu adam direkt mesela bütün gün konuşsun ya. Yani bütün gün konuşsun yani. Abi Cena'yı da gömmesi var ya, o kadar hoşuma gitti ki benim. Hani, İkisi de bu arada bir de adamın... You both suck aldı seyircilerden. You both suck. İkiniz de berbatsınız çevirisi. Yani şu var. Miz... Abi bir şey söyleyeceğim size. Abi adamın söylediği yalnız her şey doğruydu. Bunu farklısınız değil mi? Her şey ya. Her şey yani. Ben çok beğendim segmenti abi. Mizi beğenmeyenler utansın. Burada lafı Burak Gür'e atmak istiyorum ben. Mizi beğenmeyenler utansın. Şimdi Burak Gür'den özel dosya var. Dinliyoruz. Ya şimdi The Miz çok güzel bir film yıldızı olabilir. Ama The Miz'deki gerçekleri artık konuşma vakti. Bırak'tan bahsetmiyor değil mi? Film yıldızı falan derken. Evet, Miz'den bahsediyor. Yani The Miz büyük bir film yıldızı olabilir. Çok güzel bir mikrofon performansı olabilir. Abi o zaman güreşmeyip konuşanlar kategorisi açalım biz bir tane. Alexa Mariz'de ayıralım Dumiz'i. Alexa Bliss'le yan yana verelim. Anlıyor musun? o süre zarfında zaten Raw izlemeye gerek yok yani. Konuşsun dursunlar yani. Şimdi Alexa Bliss'le Dumiz arasında hiçbir fark yok. Alexa Bliss nasıl? Bence bir fark var tabii. Dumiz kemer şampiyonu, ana kemer şampiyonu olamıyor. Alexa Bliss oluyor.
Yani The Miz maalesef gerçekleri göremediğimiz bir arkadaş galiba radyo ve chatbox çevresinde. Çünkü bu adam 2011'den beri ana kemer şampiyonluğu yok yani. Bu nedir kardeşim, sen Başakşehir misin? Her sene çok iyi övül övül, çok iyi futbol şey oyna. Şey ama şampiyon olamıyor. Yani bu biraz şeye benziyor, anladın mı? Bizim Türk antrenörlere benziyor. Bize büyük takım vermiyorlar, şans vermiyorlar, şans vermiyorlar. Abi bir tane kupan yok ortada ya. Ya şunu sorayım ben sana. Sen çok iyi güreşçisin. Ben sana şunu soruyorum. Bir saniye. Ben bir şey sorabilir miyim ya? Sen çok iyi bir güreşçisin. Abi hani kemer abi. Hani ana kemer abi. Bana sonuç gösterin ya. Peki Intercontinental title'ın değerini bu kadar yükseltmişken niye hala bu konuda kalıyorsun? Abi bu değer yükseltme muhabbetini anlamıyorum. Bir adam zaten title defense yaptığı müddetçe sen WWE Federasyonu'nun şampiyonuysan kemer yükselir. Kim, herkes Dean Ambrose kadar yeteneksiz değil ki. Dean Ambrose. Ağlama. Dean Ambrose. Bir dakika. Dean Ambrose United States title'ı kenara fırlatıyordu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Dean Ambrose yani, United States kemerini böyle, United States kemerini organlarında taşıyan bir adamdır. O derece. Gerçekleri konuştuğum zaman biraz acıtıyor olabilirim arkadaşlar. Üzgünüm. Ben sonuca yani bakarım. Sen güreş çomarısın. Ya bırak şey şimdi sorabilir miyim falan ya? Güreş falan. Hadi. Abi sesim gitmiyor mu? Bir şey soracağım size ya. Sonra. Uğur'a göre bir şey soracağım. Hani gerçekleri göremiyorsunuz falan dedin ya. Adamın bugün söylediklerinden hangisi yanlıştı, yalandı? Tamam, çok güzel şeyler söyledi. Sonuç? Hayır. Hangisi yanlıştı, yalandı? Gerçekleri göremiyorsunuz. Ne gerçek? John Cena'nın argümanlarını kullanarak John Cena'ya silah sıktı. Bravo Demis. Ben çok emek istiyorum. Ben bu kutluyorum. Gününün... Gerçekten muhteşem şeyler söyledi. Biz o zaman çok büyük güreşçi. Dur. Ben dün gece çok büyük güreşçi. Nokta. Söyleyeyim. Bu Burak dün bence şovu izlemedi. Şovu gene kesin öten olarak izledi abi. Yani bizim ne söylediğini bilmiyor. Yarın abi büyük ihtimalle YouTube'da görür. Hayret bir şey. Bir şey diyeceğim. Bir dakika. Sizin hani bu bir güreş puanlama konusu var ya, içinin %90'ı safsata doldu. Şimdi güreşçi puanlama konusunda atıyorum 4 tane parametreniz var. Çok iyi bir profesyonel güreşçi olması için hepsinin bir standardı olması gerekiyor. The Miz'in maalesef mikrofon dışında bir standardı yok. Karizma şeklinde de hakeza öyle. Ya ben karizmatik bir güreşçi olsa, tamam mı? Çok büyük bir karizmaya sahip olsa, muazzam smart fanlar, muazzam bir insan olsa, smart fanlar dışında destek toplayabilir. Karizma budur arkadaşlar. Her kesime hitap etmektir. Biz biraz anlıyor musunuz? Ya sen karizma aramak istiyorsan bak Talking Smack'teki Daniel Bryan ile olan segmenti izlemelisin işte. Gerçek karizma ya, olur orada. Haksız mıyım dinler? Miss Smart fanlar dışında seviliyor zaten. Hani şeyde aldığı reaksiyonu görmüyor musun şovlardaki? Ya abi sıkıcı yapmayın ya. Gözler için sen... sıkılıyordum izin gözlerine bakarken, yapmayın ya. Sen abo sıkılıyorsun. Sen herkes değilsin. Sen bir güreş çomarısın. Tamam canım. Hadi. Ya bu ne? Bu bir savunacak argüman üretilmediği zaman hakaret etmek. Kim alışkanlık edindirdi size bunu ya? Ne kadar terbiyesiz heriflersiniz ya. Doğru. Tamam. Abi segmenti geçmeden bitirmeden hemen ben de kısaca bir yorumumu yapayım. Hani abi Miz'in tamam çok hani güzel ya, segmentin tamamı çok güzeldi bence. İkisinin şey Sinayla Reigns'in karşı karşıya gelmesi, seyircinin ikisinden de nefret etmesi. Gerçi seyirci aptaldı, o ayrı mesele de. Hani abi üzerine bir de Joe'nun gelip hani olayı tamamen evet ben geldim mekanın sahibiyim yapması, hani böyle her şey organize edip gitmesi çok güzel. Ben Joe'nun bu kadar aktif kullanılmasından dolayı çok sevinçliyim, çok mutluyum ya gerçekten. Benim sesim geliyor mu bu arada motor sesinden? Geliyor. Yo, motor sesi duymuyoruz, devam et. Aa süper. Ya hani ben segmenti gerçekten çok sevdim ve Joe'nun kullanılış şekli de bence çok eğlenceliydi yani. Ha bu arada şey var, Sinan'ın hani Miz'e şu ikisinden hangisini alıyorsan gel yapması, abi Dean Ambrose bile üçünü birden gelsin karşıma diyordu hani yani. Sina korkuyor mu acaba yani?
üçüne birden karşı çıkmakta. Mistoraj'dan Sina korkuyor mu? Bunu da tartışalım. Bu arada ben Mistoraj'ın ana kadroda çok büyük bir renklilik oluşturduğunu düşünüyorum. Çok ya ben böyle küçük ama komik hamlelerden çok hoşlanıyorum. Mesela Seth Rollins'in yanındaki korumaları da böyleydi benim için. Acayip eğlendiriyorlardı. Aynı şekilde Mistoraj'da farklı şekilde seyirciye ve gönlüne hitap ediyormuş gibi duruyor. Tabii abi, ama yani squash'lanacakları da böyle squash'lansınlar daha iyi yani. Aynen öyle, aynen öyle. Orası öyle, öyle de yani Miz'in en iyi partneri tabii ki de Damien Sandow, biliyorsunuz tabii. Au canım benim ya, çok çok özledim ya. Al işte Damien Sandow dedi ya. Ah. Abi ikisinin yarattığı, abi ben bir şey demiyorum, çok güzeldi oralar, çok özledim ya. Ya Sinan'ın şeyine abi, bu arada dalga geçmesine gelelim artık seyircilerle. Abi ben Sinan'ın bu tavrından şey değilim ya. İyi yani, ben seviyorum bu tavrını. Ya ne yaptı lan? Adam her şeyi başardı yani. Canı sıkılıyordu. Şey diyeceğim. Yalnız Sina ara sıra böyle şeyler yapıyordu zaten işte. Mesela Rock'ı yendikten sonraki Raw Show'unda işte 2013 WrestleMania sonrası Raw Show'unda falan seyircilerle heel turn esprisi falan filan yapan bir adam. Ayağını yani döndürmüştü değil mi? Ayağını falan döndürmüştü böyle. Ama bunu arada ve 5 dakikalık segmentlerde falan yapıyordu. Şu anki tavrı şey tamamen olayı iplemiyor. Maçlarda aynı, rakiplerine karşıydı. Şunu da soralım mı? İplemediğini görüyorsun. O sıkıntı. Brooklyn seyircisi dün bence berbattı ya, ben beğenmedim yani. Çok leş gibi ya, çok leş yani. Şeyden sonra çok sinir olmuşlar anlaşılan. Cesaro'nun SummerSlam'da yaptığından sonra çok sinir olmuşlar ve hani bilenip gelmişler gibi yani, yemin ediyorum şova ya. Hani biraz böyle şey özentili yok muydu? ECW seyircisi özentili yok muydu? Ya da o Chicago özentili falan. Aynen. Hani, ama öyle organize olabilen bir seyirci topluluğu olmadığı için sıçtılar yani. İğrenç oldu abi. Ya sonu ne olur peki? Main event'e de bağlayalım ya yavaştan bunu. Main event'i de şimdi diye katayım. Çünkü o maç zaten dördünün arasında. Cena, Roman Reigns, fanların adıyla Mutantlar takımı oldu. Karşılarında ise The Miz ve Samoa Joe. Klasik bir şekilde Mutantlar kazanıyor. John Cena ve Roman Reigns kazandı. Bu arada önemli not olarak Roman Reigns Cena'ya Superman Punch vurdu. Roman ve Cena bakışırken o segment çok kapandı yani kısacası. Bunu da aradan çıkartalım direkt dördüyle beraber. Abi ben Roman Reigns'in feud'a gireceği ismin Cena olacağını istemiyorum. Bak, olacak büyük ihtimalle ama ben onu istemiyorum. Yani bence doğru olmayacak. Bir rakip değil yani bence. Olmayacak Roman değil mi? Roman Reigns vs The Miz. Samoa Joe vs Cena. Çünkü Joe sürekli Cena'nın üstüne oynadı yani. Hem maçta hem segmentte. Roman'a karşı bir hamlesi yoktu pek. Yalnız forumda bir haber çıktı. Haber okudunuz mu bilmiyorum. Miz vs Bellew. Yok, Miz ile Joe kapışacak diye bir haber çıkmıştı, gördüm ben. Ya öyle ben bilmiyorum ya. Joe'nun rakibinin Cena olması daha iyi olur bence. Joe'ya face turn yaptırmayacaklar abi. O kadar da aptal değiller diye biliyorum. Bu şirket heel versus abi, bu şirket heel versus heel gördü ya. Ya daha geçen gün ama Walls of Pain Sanity gördük. Ama şey yani bu hani çok nadir ve bir taraf hani artık destek almaya falan başlamışken yani hani şey böyle ne bileyim bir tarafın face turn'üyle bitiyor ama bu olaylar yani. Shield mesela White Family'dan 2 hafta sonra face turn yaptı işte. Sanity muhtemelen yapacak. Çünkü adamlar Red Dragons falan saldırsın orada. Yani abi Joe'yu mu böyle başlarsan Joe'yu da face turn yaptıracaksın demek oluyor yani. Ve yani çok kötü bir hamle yani. Çok kötü bir hamle. Ki ben Joe'yu TNA'de face olarak izleyen biri olarak abi yani berbat bir fikir ya. Hani berbat abi, bir fikir yani. Ben şunu da söyleyeyim. Abi ne The Miz'in ne de Joe'nun face turn yapmasını istemiyorum ya ben. İkisini de istemiyorum. Aynen. Yapmasınlar The Miz, abi. The Miz'in gimmick'i zaten. Abi I'm perfection diye face mi olur abi? Abi şey zaten Raw'un şu anda en önde gelen iki heel karakteri yani bu adamlar. Hani yapamazsın zaten yani. Hı-hı. The Miz'in face olması bir cinayettir bence. Yani çok facia olur yani.
Ya burada ben şunu söylemek istiyorum. Hazır main event konusu açılmışken. Abi Roman Reigns'ten ben keyif almaya başladım yalnız. Sizlere var mı öyle bir hissiyat? Ben de keyif almaya başladım Roman Reigns'ten iyice. Ya Roman Reigns'in keyif vermesinin nedeni şu. Özetle araya gireyim. Roman Reigns'in koyduğu karakter... Bir dakika beyler. Buranın ağası benim. Ha anladın mı? Şimdi sana dalıyorum üzerineydi. Ve bu karakterini kullanabileceği çok önemli bir... ve çok uygun bir ortam var. Yani şöyle örnek vereyim. Alex de Souza'nın Fenerbahçe'ye gelip de ilk 4-2-3-1'de hiçbir şey yapamayıp ondan sonra 4-3-3'de hiçbir şey yapamayıp Daum'un bir taktiksel dokunuşuyla 4-4-1-1'de yıldız olması gibi. Yani şu an Roman Reigns'in oynayabileceği mükemmel bir taktik var ve çok uygun bir şekilde karakterini de sergiliyor. Ama bu elbette ki böyle gitmeyecek. 6 ay sonra, 1 yıl sonra işin içine gerçek manada profesyonel güreşçiler girdiği zaman mesela The Miz gibi ünlem, parantez içinde ünlem, Roman Reigns'in tekrar teklediğini göreceğiz. Ya Sinay'la olan abi, maçını da yokluyorlar bu arada. Yavaştan yokluyorlar. Artık. Bu arada şey ya, Roman Reigns'in hani şu anda böyle hani yavaş yavaş iyi gelmeye başlamasının bir sebebi de şey kemer kazanamaması. Yani... Evet evet. Onda şey var yani. Bir de mutantlık yapmıyor. Yalnız... Dayak yemesi. Mutantlık yapmıyor yani... bir de o var. Abi yok. Benim için Roman Reigns'in abi tek yanı. Abi Reigns'ina feud. Kane dövüp duruyordu hep. Hatırlayın yani. Evet sormuş. Deniz İpek sormuş. Reigns'ina feud olursa kim heel turn yapacak? Ya arkadaşlar zaten kimse. İki isim de uzun zamandır süper face değil. Hem Cena hem Roman Reigns. Bence hani bir tarafı bu klişelerden federasyon son yıllarda oldukça uzak. Bir tarafın çok kötü adam olup da bir tarafın iyilik meleği olduğu senaryoları zaten az rastlıyoruz, az görüyoruz uzun vakittir. Ayrıca ikisi de zaten heel reaksiyonu alıyor. Ha, heel turn ne alaka abi? Heel reaksiyonu alıyor zaten bu adamlar. Yani pratikte heel'lar. Abi ikisi de birbirine karşı U-Bot sak aldı yani. Birbirine face reaksiyonu bile alamadı. O derece komedi. Maçta da ya, maçlarında da alamazlar zaten yani. Mümkün değil hani. Abi şey karşılıklı yumruklaşmada hani bir taraf böyle çiğir alırken bir taraf bu alır ya sürekli. Bu da sürekli aynen. Bu gelecek. Çok o yüzden çok hevesle bekliyorum ben o yüzden ya bunu. Hani gerçekten aynen. Çok büyük hevesle bekliyorum. Abi bana göre Reigns'in tek bir çekeceğini var ya. Biliyorsunuz ki ben çok büyük bir Edge fanboyuydum abi. Adamın tek ilgimi çeken yeri finisher ya. Başka hiçbir şey yok yani. Ya bu arada şey bu maçı yokluyorlar dedik ya hani No Mercy'ye koy. Yani No Mercy ile harcanacak maç değil sonuçta yani. Hani Survivor Series'in bu seneki büyük maçı olabilir mi? Mantıklı. Mümkündür. Olabilir doğru. Ve yani böyle bir maçın segment geçelim yavaştan. Şey olabilir o yüzden geliyorum. Cruiserweight'e evet, geçiyorum. Cruiserweight konuşmak isteyen var mı aranızda? Yok. Yok ben izlemedim. Cruiserweight'le ilgili tek bir şey söyleyip geçeceğim abi. Dean Ambrose abi. Çöp. Ne? O zaman Sasha Banks'in segmentine geçiyorum ben. Of, Alexa ne gömdü be. Sasha Banks 4. defa şampiyon oluyor. Alexa Bliss'i pes ettirdi SummerSlam'de. Bana göre güzel bir maçtı. Alexa Bliss uzun bir zamandan sonra ilk defa sıkmadı beni. Mehmet Dinler'in bana bu kadın güreşebiliyor demesinden sonra iyi bir cevap oldu bana da bu. Sıkılmadım yani izlerken. Uzun bir zaman sonra yaklaşık 6 ay oldu. Neyse. Alexa Bliss bunu gömdü. Sasha Banks'i gömdü. Sen ne zaman kemer korudun ki dedi. Haftaya kemeri alıyorum tarzı mesaj verdi. Haftaya maça çıkacaklar bu arada. Bliss vs. Sasha Banks. Kemer için. Alexa Bliss'in mikrofonda ezip bıraktığı bir segment oldu bir nevi. Ya Alexa bildiğin mikrofonu alev aldırdı yani hakkını verelim. Abi zaten şu an WWE'de Alexa'yı mikrofonda ezecek bir kadın yok ki. Gerçekten yok, yok yani. Yok. Kadına en de çok az var. Abi kadına en denk olan kadın güreşi GFW'du, Fiyenno ki o bile onun kadar değil yani. Abi bence şu an Alexa'dan çok Sasha Banks hakkında konuşmamız lazım. Ya buğulanıyor artık yani farkındasınız değil mi? Abi şu Brooklyn seyircisine göre bu yorumu yapmayın. Gözünüzü seveyim yani. Bence seyircilere göre yorumu yapmayın direkt.
Yani abi geçen hafta şey yani Nia Jax'i yendiğinde de deli gibi çığır alıyordu yani. Yok bu geçen de arenaya girmeden önce arkada imza mı istemiş vermemiş mi tekrardan buğulanmış galiba öyle bir şey olmuş bilmiyorum tam olarak. Vermek zorunda her daim. Ayrıca onu geçin bir. Bu SummerSlam'da maça çıkmadan önce Bayley ile arkada görüştü ki Bayley ondan fazla buğaldı. Bunun farklısınız değil mi siz de? Farkındayım ama yine bak Brooklyn seyircisi diyorum ben yani olaya sadece. Ya ben umarım, başta da söyledim biliyorsun Brooklyn seyircisi kötüydü ama. Umarım Bayley bu şekilde devam eder. Bayley bu şekilde devam ederse Bayley heel yapsın da hiç gerek yok face olmasına. Ben bunu çok isterim. Onu bekliyorum ben de zaten ya. Hani. Evet moderatör bey süreyi biraz yetiştirelim. Şey, tamamdır. Segmentle ilgili konuşalım mı? Bir böyle segmentle ilgili doğru düzgün hiç konuşmadık. Onunla ilgili kısa bir yorum yapayım mı hemen? Sonra sen yapsın zaten Jordan'lar ve Ambrose kaldı. Abi şöyle bir şey var. SummerSlam'daki maçtan bağlayayım. SummerSlam'daki maç ikili arasında yazılabilecek en iyi booking'i yazmışlar gerçekten şey. Çünkü son dönemde ikilinin arasındaki bu şey arka alan şeyi gerçek haseti. Nefreti hani çok gün yüzüne çıkmıştı. Çok konuşuluyordu. Hatta kickoff panelinde Carmella bile bu konuda şey konuşmuştu yani. İkisini de tanıyorum. İkisi de gerçekten birbirinden nefret ediyor diye. Hani böyle bir şey konuşmuştu. Gerçekten ona yakın bir onun için gerçek bir sertlik yazmışlar. Hani Bliss'in maçlarında hiç şey hani senaryodan bir sertlik olurdu. Ama bu hani gerçekten sert bir şey yazmışlar. Hani o açıdan çok iyi bir bookingdi. Bugünkü şey de hani şey de promoda hani yine ikilinin arasındaki şeyi çok iyi gün yüzüne çıkarıyordu. Abi Sasha'ya yaptığı şey hani tam şuydu hani sen bir kere bile kemer şeyi kemer koruması yapamadın. Sasha'nın yapamadığı iki şey vardı. Şeyde pay-per-view'da kemer kazanmak ve kemer koruması yapmak. Birini yaptı, ikincisi de yolda hani. Hani gelecek haftaki maçı da konuşalım isterseniz. Kaybetmesine ihtimal veren var mı? Yok. Yok ben de yok diyorum. Yok. Gene aynı şey olmaz. Patates olmaz yani. Hot potato dediğimiz olay var ya. O olmaz artık kemer. Aralarına değiştirilmez yani. Hatta Bayley'in sakatlığı uzun değilse No Mercy'de ve ondan sonraki pay-per-view'da Sasha'ya saldırıp Hilton yapacağını düşünüyorum ben. İnşallah. O zaman şeye geçelim. Jason Jordan'ın çöküşü Finn Balor'un Demon King'e dönüşü tarzı bir segmentimiz var. Finn Balor vs. Jason Jordan oluyor. Bana göre Jason Jordan şımarık evlat rolüne doğru ilerliyor. Bunu görmeye başladım. Finn Balor maçı kazanıyor kısacası. SummerSlam'de Balor Demon King olarak Bray Wyatt'ı kısa bir maçta yendi. Jason Jordan da The Miz'e Skull Crush'ın finaliyle tuş oldu. Böyle yani durumlar. Ne diyorsunuz o zaman? Daner? Ya... Maçtan ben size bir estantane anlatayım. Sanırım Jason Jordan elini uzatıyordu. Finn Balor suratına punch attı galiba değil mi? Öyle bir şey, öyle bir olay oldu. Yok tekme mi atmıştı? Tekme attı. O benim çok dikkatimi çekti mesela. Yani Jason Jordan farklı bir tarza bürünecek galiba. Şımarık devlete şey yapacak. Herhalde oradan da bir heel turn gelir mi diye düşünüyorum ama. Bakacağız yani. Ben maçı beğendim. Öyle çok kötü bir maç değildi yani. Abi ben Jordan'ın zaten konuşsun sonra konuşurum. Atıyorum. Tamam. Gür kayboldu ga. Yo dinliyorum sizi de. Demek istediğim benim bu konu hakkında Finn Balor'ın SummerSlam galibiyetine biraz değineceğim. Demon King gimmickiyle uzun süre kendinden söz ettirecek şekilde nasıl diyeyim bir galibiyet serisinde sahip olacağını düşünüyorum. Peki Demon King girişine ne diyorsunuz? Beğendiniz mi o girişi? Yoksa Foss mu geldi size? Güzeldi. Başa alışık olduğumuz giriş zaten yani. Hani daha önce gördüğümüz giriş değil mi yani? Ama yani sonrası Foss abi. Ben biraz konuşmak istiyorum. Deri cekette geldiğinde aynı şekilde güreşiyordu. Ha, buyur. Ben biraz konuşmak istedim dün hakkında abi, SummerSlam hakkında. Abi şey, bana kalırsa abi SummerSlam'ın da girişi de biraz böyle ring içi de çok daha böyle agresif ve sertti Finn Balor. Kimse fark etmedi sanırım bunu ama yani özellikle yüz mimikleri falan çok sertti abi yani. Demon King'i bu sefer yansıttı diye düşünüyorum ben. Ki daha da sert olması gerekiyor Demon King'e dönüştüğü zaman. Yani sırf boya yetinmemeli, daha sert olmalı. Beğendim yani Finn Balor'u bu maçta ben açıkçası, Bray Wyatt'e karşı.
Abi ben o maçı seyrederken uyuyakaldım pay-per-view'da. Şov, sabah tekrar şova kaldığım yerden devam edeyim dedim. O maçta gene uyuyakaldım. En sonunda sonuna sarmak zorunda kaldım yani. Hani anlamadığım şekilde beni iki sefer uyuttu maç hani. Ama şey dediğiniz gibiyse eğer daha sert, normalden daha sert güreşiyorsa ki bugün de öyleydi mesela. Hani dünden kalma bir agresiflikle saldırdı yani. Hani öyleyse eğer iyi, yoksa zaten çok boş yani Demon King. Aynı güreştiği takdirde çok boş. O zaman şimdi ıslatmalık son segmentimize gelelim. Geçmeden Jason Jordan'la ilgili de bir ufak bir şey söyleyeyim. Daha zamanımız var zaten değil mi kazı? Yani şey, abi Jason Jordan hani Kurt Angle'ı heel yapacak hamle olabileceğini söylemiş. Hani ya umarım öyle bir şeye bağlarlar çünkü yani yoksa anlamı yok. Hani şeye çok destek alan indie şeyle, yerel güreşçiyle karşılaştırılmasına şey demiştik hani. Hesap hatası demiştik. Abi kalkıp Finn Balor'ın karşısına koydular bu sefer de yani. Hani çok garip geliyor gerçekten. Hani Finn Balor'ı isteyeceğine Bray Wyatt'ı iste yani değil mi? Hani heel'ı iste. Bray Wyatt da şovda yok bu arada. Şey de yoktu galiba değil mi? Club da yoktu. Hiç arka alanda da görünmedi galiba. Yok değil. Üçü de yoktu. Aynen. Abi bu club, club'a çok acıyorum ya. Ya acınacak bir şey. Zaten vasıfları buydu. Ben Club'a değil de Carl Anderson'a acıyorum. Yani Luke Gallows'a pek acıdığım söylenemez. Ha, o olabilir ya. Carl Anderson çok iyi bir güreşçi olduğu söyleniyor hani. Olabilir ama yani şey, yancı olmaları için şirkete geldiler ve yani yancılık dışında da hiçbir şey yapamadılar. Hani ben o konuda sıkıntı değil yani benim için. Abi benim takip ettiğim kadarıyla NJPW'de çok farklıydı ya Carl Anderson. Daha bir çekiciydi yani. Bu arada şey bugün şeyi düşündüm, şöyle bir asket önüme bir soru geldi hani işte Yusolar'ın daha sonradan rakibi kim olabilir New Day'le diye de bir an Amerikan Alpha diyecektim. Sonra böyle aklıma geldi Amerikan Alpha'nın artık olmadığı şeyi düşündüm. Şimdi Jordan kaybedip duruyor ya hani Angle en sonunda ulan benden sen çıkmış olamazsın hani böyle bir yeteneksiz benden oluşmuş olamaz sen benim oğlum değilsin deyip SmackDown'a geri postalar mı acaba? Artık şu ıslatan çok... segmente geçelim yani yavaştan. Buyurun geçelim. Şimdi yeni takım şampiyonlarımız Seth Rollins ve Alpha Dean Ambrose geliyor ringe. İkisinin maçını çok beğendim bu arada. Ya uyumları muazzam, çıldırdım izlerken. O maçtan sonra da uyudum zaten direkt. Devamına kalmadım. Gerek de yoktu. Hardy'ler de geldi böyle. Dream match tarzı bir şeydi bu herkes için. Hardy'ler vs. Shield'ın 3'te 2'si. Maçı Hardy'ler demişim. Ne Hardy'ler Allah korusun. Shield kazandı. Dean Ambrose ve Seth Rollins. Kemer şampiyonlarımızı selamlıyoruz. Mutluyuz yani. Ben başlamak istiyorum izninizle. Ben başlamadan çok ufak bir şey sorabilir miyim? Şeyi fark ettiniz mi? Jeff Hardy Whisper in the Wind vurmaya çalışırken şey Seth Rollins'e Dean Ambrose yaşlandı şöyle 1-2 yaş kadar. Fark ettiniz mi onu ya? Fark etmez miyim? Çok abi, efsane bir an. Yemin ediyorum. Yayını durdurup gülmeye başladım ya. Ringçi hızlılığı falan çok düşmüş abi. Hardy'lerin ölmüşler ya adamlar. Diyorum ya bu adamda kocaman göbek var artık. Yeter diye. Abi yani. Şunu söylemek istiyorum. Özellikle sonlara, maçın son anlarında Seth Rollins şov yaptı. Abi Seth Rollins'in içinde bulunduğu her maç bambaşka bir şey oluyor yani. Nirvana'ya oluşuyor ya. Ben böyle bir Seth Rollins'i izlerken yani şimdi yayınlamasak başka şeyler diyeceğim de bambaşka bir bambaşka bir noktaya gidiyorum ya. Aga tam bir caner çakması ya. Abi sırf sesi değil ki fanlı da öyle oldu ha bunun. Ya, ağlama. Abi Seth Rollins muhteşem bir şey ya. Gerçekten harika ya. Ya Dean Ambrose'un Seth Rollins'in aynı kıyafeti giymesi SummerSlam'de. Oh! O ayrı abi. Çok kötü bir karardı. Bence bu arada maç çok güzeldi onu da söyleyelim. Çok çok sıkı bir maçtı yani. Main Event'ı mı konuşuyoruz? Bu konuya nereden geldik ya? Main Event'a değil ki bunu konuşuyoruz şu anda. Main Event'ı konuştuk ya. Ambrose konuşuyoruz Main Event'te. Ya bu arada şey hakkında bir şey diyeceğim. Main Event hakkında Roman Reigns John Cena'ya vurduktan sonra face tarafın
maç kazanması çok kötü bir karar değil miydi ya? Ya bırak şimdi main event, onu konuştuk. Sizce bir soru sordum kardeşim, Allah Allah. Evet, zaten Sinan'ın bu şekilde bitirdiği her maç çok kötü bir karar. Teşekkür ediyorum. Cevap şey abi. Değil mi ya bu? Sina Vince LOL değil mi? Ne? Tam olarak öyle, öyle abi. Miz 5 dakika falan şey finisher taunt'u yaptı arkasında. Hani böyle, gerçekten loop'u alıp böyle hani yüzlerce saat izlenebilecek taunt yaptı arkasında böyle. Abi ardından gitti ama ya, patladı. Neyse. Evet, o zaman kapatalım Ege, bir puanlama sor. Dur canım benim, biraz ben konuşalım hakkında. Biraz konuşalım. Ya konuşma Allah aşkına, ne konuşacaksın Numan? Hadi yeter ya. Hadi zaten ben yutuyorum ya, Allah Allah. Ya, sus. Ya, hadi ya, git başına ya. Öleceksiniz hadi. Abi tek team'i hiç konuşmadık, bir sakin gör ya. Abi, aynen, bak, konuşalım çünkü... o maçı. Aynen. Oğlum daha ne konuşacaksınız lan? Siktirik tek team divizyonu, tövbe bismillah ya. Ya ikisinin uyum, ikisi çok güzel bir şampiyon olmadı mı? Ben çok beğendim izlerken yani. Hem de objektif olarak konuşuyorum. Güzel ben öyle ya. Abi şey zaten bak. Shield döneminde hani Dean Ambrose'la Seth Rollins'i ikili partner olarak hiç görmemiştik. Yani ya triple threat'e şey six man'e çıkıyorlardı. Ya da şey oluyordu hani Roman Reigns, Seth Rollins zaten takımlar şampiyon olarak. Gol be! Pardon beyler. Neyse. Abi şey, bu kemerler falan gittikten sonra face turn'lerine ramak kala Dean Ambrose, Seth Rollins maça çıkmaya başlamıştı. Hani birlikte işte Real American'a karşı falan karşılaşmışlardı falan filan. Ve oralarda böyle muazzam, hani 5 dakika süren maçta bana inanılmaz bir keyif vermişlerdi. Benim o günlerden beri beklediğim bir şeydi bu tadı. Ve gerçekten hani abi bak, beklediğim dönem dediğim 2014, yani 3 sene sonra abi... Beklediğiminden çok daha iyi bir şekilde hani o potansiyeli yansıttılar. Abi şey, özellikle maçın iki maçın da bitirişi abi, ikisi de kendi finisher'larını yapıyor ama bu kadar uyumlu olabilirler ancak ya, bu kadar gaza getirebilir yani. Ben muazzam çıldırdım yani. Evde izlerken ya iki maçı da. Muazzamdı yani. Ya umarım ve böyle gerçekten... New Day'in rekorunu öyle falan kırsınlar, ben doymadım izlemeye çünkü. Daha dur. Doyarsın. Bu arada şey, Dean Ambrose'un SummerSlam'da atleti çıkarması çok kötü bir karar ya. Abi sanki kasın var, ne göstermeye çalışıyorsun ya? Gayet kaslı. Ben ıslanıyorum, ben ıslanıyorum. Dean Ambrose'un sadece göt kası var yani. Bana rağmen. Adam akıllarını götürüyor ya. Kapat. Şey, bak. Rene Young ve biz mutluyuz yani. Abi kapatmadan önce bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Dur, kapatmadan dur, önce bir şey söyleyeceğim. Ben de konuşurum. Tamam. Evet. Abi, of bu şu çocuğu konuşturun da hadi kapatalım. Maçtan maçtan çok ben maçtan önce kesilen şeyden memnun kaldım ya, promodan. Tam bir TN'ye atıldım var yani promoda. Şunda bir önce artık olsun da Brock'un oluyor artık, olmayacak artık, gitsinler şu şirketten, gözünü seveyim yeter ya. Evet, Numan serzenişte bulundu. Serzenişte buluyorum kardeşim. Valla serzenişte buluyorum. Yeter ya. Valla yeter ya. Abi yıllar boyunca hayal edilen Seth Rollins ve Jeff Hardy face to face'inin bu şekilde olması. Abi ya hani Jeff Hardy'nin şeyi ama posası yani sonuçta. Of. Ya neyse, ben daha fazla ıslanmadan yayını kapatalım artık. Puanlamalara geçelim bence. Ben kontrolü kaybetmek üzereyim çünkü. Ben başlıyorum abi. 3.5 puan veriyorum. Ben de 3.5'tan 4 veriyorum. Ben 3 veriyorum. Main event bende epey kırdı çünkü. Benden 3 gelir ya maksimum. Hani zaten bir sürü promo vardı şovda. Maç çok çıkan o kadar. Ben de takımlar şampiyonumuz dolayısıyla 3 veriyorum. Numan o nasıl bir yaklaşım, Allahsız herif. Kanka biliyorsun 4 tane video yükledim bugün ya. Doğru. Görüşmek dileğiyle o zaman. Yükledik. Tamam, hadi görüşürüz. Görüşmek dileğiyle.